sonra. Yani ve artık Bahçeşehir Super Massive için kader maçı başladı ve şunu söyleyelim. Bugüne kadar katıldıkları 3 KMF'nin 3'ünü de kazanmış bir takım bu. Bunu kaybederlerse ilk kez KMF kaybedecekler. Ki Jace yasaklandı. Jace zaten Ruin'in Jace'i. Mesela Ryze'dan önce Jace'i görmedik ama Jace'den tabii ki çok çekiniyorlar. İlk seçim Ryze gelir mi Sup'tan, ben onu merak ediyorum şu anda. Frozen'a verebilirler ki iyi de bir Ryze oyuncusu olduğunu Fab biliyoruz. Fab da iyi bir Ryze oyuncusu. İşte. Yani geçmişte Ryze'la aslında çok iyi görüntüleri var. Yukarı koridor Sylas geldi bu arada. Yukarı koridor Ryze'la oynamak için Fenerbahçe'nin yaptığını yapmanız lazım. Evet. Ormancı'yla uyum çok iyi olmalı. Onu da yapamıyor şu an Super Massive. Alistar. Ve son olarak bakalım Ryze mi diyecekler? En azından Fenerbahçe farklı bir şey, farklı bir plan göstermeyi itibir. Ben olsam Brown'u yasak. Ryze yasaklandı. Ya bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Ormancı dedin, oraya değindin. Bence Storm çok iyi bir seri çıkarıyor. Bu arada bence Ryze değil, Brown'u yasaklasalar daha iyi olabilirdi. Brown'u ilk seçim alabilirler ama. Ha, alabilirlerse tamam. Yani Brown dışında bir şeye zorlamak daha iyi fikir olabilir. Zoe Alistar zaten Banko'ya saklandı ki Frozen'la Wolf'un onu almasını istemiyorlardı. Yine Akali geldi. Akali iyi iş yapmıştı ama... Aslında bu tercih bir yandan Ruin'in de elini kısıtlıyor. Yani 3 tane şampiyonu almış oldular bu şekilde. 3 tane yasakladılar, bir tane aldılar. Farklı bir şey göster diyorlar artık Ruin'e. Yani ben Brown'un yasaklanmasının daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyordum ama bakalım tekrar Brown geldi ve tekrar Karthus geldi. İlk maçtaki kompozisyonda yakın bir kompozisyon oluyor. Gene benzer başlangıçlar. Ve Japone 3. kez üst üste Brown oynayacak. Lissandra çok önemli burada. Çekti Lee Sin'i, çekti Outrox'u. İşte. Stone Baba'dan Lee Sin'i göreceğiz şimdi. Bu arada şey de, tamam madem defansif oynayacağını diyoruz, bari Outrox alayım dedi. Fabulous da restinize rest ulan diyor. Aynen öyle. Ya bu arada Kirei'nin şampiyon havuzunda varsa bile bilmediğimiz bir şampiyon Lee Sin. Hiç Lee Sin oynadığını görmedim ben Kirei'nin. Şimdi Stone da ona karşı bu tercihle, yani Karthus'un normalini bozabilecek bir tercih oynuyor. Bakın ne geliyor. Geliyor mu acaba? Yasaklanmadı mı maç? Yasuo kilitlendi. Tam reste rest işte. Tombalık herkes reste rest çekiyor. Sen anlarsın, ne diyordun? Bir kitap. Wolf merak etme. Derin sessizlik. Wolf merak etme, her kerde yanındayız diyordu. Bak, Second Best biliyor. Abi ben daha ders alıyorum, daha o seviyeye gelmedim. Second Best iyi sallıyor. Morgana bir tarafta. İşte şimdi farklı bir şeyler görüyoruz. Bu maçta artık evet. Yani Fenerbahçe'nin ilk iki maçı kazandığı strateji birazcık ortadan kalktı. Apayrı bir şey izleyeceğiz. Belki bunu ikinci maçta yapsalar çok daha farklı olabilirdi. Gangplank yine saklandı. Evet, Rakan. İki tane destek yasaklaması. Alistar, Morgana, Rakan, Brown. Bunların hepsi şu an masadan kalktı. Hani o tarafta Wolf'u bayağı bir ittiriyorlar şu an. Yani Wolf'un şampiyon havuzu pek de dar değil. O yüzden yine ama efektif havuz birazcık. Evet evet, efektif havuz daraldı. Çok sevdiği ama peki iyi çıkaraması da ben iyi olduğunu düşünüyorum. Nautilus olabilir bu arada. Tahmkench, evet. Ezreal. Nautilus'un bu arada şu an aslında metası sayılır. Nautilus iyi durumda. İyi oynayamamıştı yarı finalde belki. Daha doğrusu iyi oynamamıştı sonuçta ama hangi nişancı alacağı da önemli. Bu arada Lissandra. Lissandra. Bolluğun çok sevdiği bir şampiyon. Aynen o da öyle. Geldi. Yani 1907 Fenerbahçe yine istediği seçimleri almış gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Hatta yani sezon boyunca herhalde hani Alistar olsaydı Japon'un ellerinde en fazla önem gösterdikleri ve başarı elde ettikleri şampiyonlar bunlardı. Yalnız Outrox, Lee Sin, Vayne, Yasuo tam bir şey. Emanetler çıktı. Aynen öyle. Yani düello bu maçta gerçekleşecek. Destek olarak da Galio kaldı. Bakalım onu mu seçecekler? Yalnız Vayne çok iyi bir seçim değil yani. Şeye karşı, yani Yasuo'ya karşı iyi de, karşıda çoğu düzgün tank olmadığı zaman Vayne'den aldığınız verim düşüyor. Evet. Ve hani iki tane duvar gibi yetenek var orada Vayne'i engelleyebilecek. Ve iki eşyaya çıkması, üçüncü eşyaya çıkmasını zorlaştıracak koridor aşamaları onu bekliyor. Yora. Bu gelir mi acaba? Yok artık. Hiç göstermiş miydi? Fiora'yı, ya seçmeyi bırak. Zannetmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Giants da oynuyordu ama. Ve seçti. Evet, ve seçti. Hiç oynamamış. Lig aşamasında hiç oynamamış. İşte gizli silah. Bundan bahsediyorum. Şimdi Super Massive Fenerbahçe'yi farklı bir şey yapmayı itiyor. Johnny bir şey soracağım.
Ryze'ın ayrı gittirmesini ittiremiyoruz, durduramıyorsun. Evet. Fiora'nın ayrı gittirmesini durdurabilir misin? Hele Aatrox. Ya bayağı sıkıntı çıkacak. Fiora'yı belli bir aşamadan sonra iki şampiyonla bile durduramazlar. Hı. Akademi gönderecekler, Aatrox'u mu gönderecekler bakalım. Akademi bir tık daha mantıklı olabilir o koridorda. Ama ya dediğin gibi evet, belli bir noktadan sonra hani 16 seviye Fioralar için kader anıdır. Rakip için de felaket anıdır. Evet. Yine az önce söylediğim olay. Second best. 12 saniye hücum süren var. Ne yapacaksın? Abi sonuçta eğer savaşı kazanmışsan hedeflere yöneleceksin de burada pek 12 saniyeyi bulabileceklerinden emin değilim. O derece diyorsun. Ve 12 saniye geride kaldı. Son 5 saniye artık. Belki de 1907 Fenerbahçe'nin 3-0 yapıp KMF'yi kazanacağı, MSI'ye adım atacağı maçı. Belki de Bahçeşehir Supermassive'in seriye geri döneceği maçı sunuyoruz şu anda. Ve yani çok kritik. Bahçeşehir Supermassive için bir serinin sonlanması demek eğer bunu kaybederlerse. İki maçtır belirleyici olmasa da en büyük fark yaratan yer ayrı kittirmede yapılan Ruin'di. Şu anda ayrı kittirmelerin belki de en olağanüstü şampiyonu evet, geldi. Doğru. Peki Fiora'yı şu an nasıl görüyorsunuz? Onu sorayım ben. Ya aslında son yamalarda çok ciddi değişiklik yok. Gene erken oyunda çok kötü değil ama etkisi düşük. Ama iki eşya ve 14. 15. seviyeden sonra yani iki eşyadan sonra hiçbir şekilde birebir de hiçbir şampiyon... Ya bir tek Jax olabilir yani eğer karşı karşıya gelirlerse. Ama onun dışında hiçbir şampiyon tutamaz. İki şampiyonun bile mesela karşısında şey olacak. Aatrox. Aatrox, Lee Sin beraber bile zorlanabilirler. Aatrox nerflenmeden, zayıf nabadan önce karşısına alınıyordu. Ve çok rahat karşısında duruyordu. Erken. Aatrox şu an çok daha farklı bir Aatrox, çok daha zayıf bir Aatrox. Onun karşısında mesela eğer Kore'yi izleyenler varsa Han sürekli Aatrox gördüğü gibi çekiyor Fiora'sını, sonra keyfine bakıyor. 16 seviye herkes savaşırken o orada Nexus kulesini vuruyor. Bu maçın da hani benzer bir sonuçla devam edebileceğini görebiliriz. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bu maçta Vayne'in de çok geç devreye gireceğini düşünürsek ve karşıda tank olmadığı için Vayne'in etkinliği de biraz sınırlı. Ben bu Vayne'in hiç çok iyi bir seçim olduğunu hiç düşünmüyorum bu kompozisyonda. Peki sen olsan ne tercih ederdin? Daha geleneksel bir nişancı. Sivir bile olur yani. Sivir olur, Ashe olur. Daha işlevselini kullanır. Ya Vayne iyi, kötü demiyorum ama bu kompozisyon için ideal seçim değil. Lucian da olur mesela. Bu maçı eğer Supermassive adına kurtaracaksa Frozen ve Akali kurtaracak. Yani aslında Vayne için az riskli maçlardan. Eğer doğru, o Braum ve Yasuo'nun duvarlarından bir şekilde kalkanından sıyrılmayı başarırsa hasar potansiyeli çok fazla ve rakibin çok ciddi bir kuşatma kompozisyonu yok. Dalış kompozisyonu var ama kuşatma çok sınırlı. Şöyle, bunları hepsine katıyorum ama Vayne'in asıl etkili olduğu tek bir hedefi paramparça etme özelliği bu maç için çok en önemli ve en kritik şey olmayacak. Bu arada abide gene bir çatışma olacak. Aynen, Sidenote Wolf burayı zorlamak istiyorlar. Yapmadılar. Hades iyi yardım etti burada ve Kirei'nin çok az can kaybederek mavi güçlendirmeyi almasını sağladı. Peki ben şunu sormak istiyorum yani Braum'un Bahçeşehir Supermassive tarafından çok göz ardı edildiğini görüyoruz. Sizce bu kadar göz ardı edilmesi doğru mu? Valla ben çekim yasaklamadığını düşüneyim söyledim. Ben yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Ki ya bu koridor 6 seviye olduktan sonra çok rahat rakibin üzerine gidebilecek de bir koridor. Evet. Ya ben birçok seride Braum'un belirleyici olduğunu düşünüyorum. Ya da en azından rahat etmelerini sağladı. Rakibi rahat ettirmemeye imkanları olurdu belki. Ve Ruin erken ikinci seviye oldu. Bu çok tehlikeli. Johnny'nin dediği de gerçekleşmeye başladı yavaştan. FabFabulous şimdi geride seviyeyi beklemek zorunda. Yani doğru takasları yaparsa Fab belli bir aralığa sahip olabilir bu koridorda öne çıkmak için. Ama iki oyuncunun oyun karakterini bildiğimiz için bu ne kadar mümkün olacak? Ona işte bir şey diyemiyorum. Kirei alt koridora erken bir baskın yapıyor şu anda. Wolf ve Zeitnot burada ikinci seviye. Kirei gelecek mi? Gelmemeye karar verdi. Hayır. Çok tekrar fazla gelmeye çok karar fazla vermiş gibi var. Duruyor. Çok fazla minyon var dediğimiz gibi. Yasuo'yu bekliyorlar. Yasuo şimdi orada çelik fırtınayı kullandı ve Kirei geliyor. Wolf'tan güzel bir Durant kalkan ama çok önde kaldı. Sıçra kullanmak zorunda kalabilir. Diğer tarafta Hades kullanıyor sıçrayı. Son anda gelen kalkanla beraber hayatta kaldı. Rındırın da kullandı. Storm yaklaşıyor şimdi buraya. Zarktop'ta Wolf'un çok az canı var. Kirei ileri doğru sıçra attı. İlk an Kirei oluyor burada. Sonrasında skoru aldı. Zarktop'u aldı ama ilk düşen Kirei oldu. İlk an son anda yetişen Storm'a gidiyor. Evet, orada 2-3 yalnız çok iyi dayandı. Supermassive tarafı. Ve minyonlar gerçekten çok büyük yardım etti. Evet.
bu kadar fazla minyon varken Karthus'un ilk anda içeri gitmesi ne kadar felaket olabilirmiş onu gördük. Sonradan geldi, ona rağmen çok büyük hasar aldılar. Stomage'de pozisyonun sonuna yetişti. Ya en başından orada olsaydı, yani Karthus'un yaklaştığı pozisyonda eğer Lee Sin'de olsaydı felaket olurdu. Ama bir yetişti, bir yetişti gerçekten. Evet. Çünkü Storm çok uzaktaydı, onu yani söyleyeyim. Yani şu ana kadar Hades'e bayağı hayatı dar ettiler. Hades doğru düzgün minyon almayı başaramadı bu koridorda. Evet. Her ne kadar 4'te orada... 4 olsa da. Evet, her ne kadar 4'te 4 olsa da dediğin gibi. Tabii. Ve minyon dalgasında istediği yere çekti Zeitmot. Bir de Hades hani skordan asist alamadı. Ekstra bir kaynak da koyamadı cebine. Diğer tarafta Vayne bir tane fazla hançerle geliyor koridora. Diğer tarafta bot varken. Ruin de burada takasları kazanmaya devam ediyor şu ana kadar. Minyon da geride. Fefebulous burada şu ana kadar minyon konusunda fena iş çıkarmamış ama minyon sayıları çok azıcık daha Ruin'in lehine. Bakalım eşitleyebilecek mi? Hayır, eşitleyemedi. Minyon sayıları da eşitlendi şu anda. Yani minyon dalgaları eşitlendi daha doğrusu. Ama Fab'ın en son iyi geldi ama... Ninja Baskin, Storm da geliyor. Storm'u gördüler bu arada. Storm'u görmelerine rağmen agresif oyun geliyor burada. Acı duvarı geldi. Wolf'un sıçrası var. Wolf o sıçrayı kullanıyor. Arkadan şimdi Storm bir şey yapabilecek mi? Hayır. Storm kendi sıçrası olmadığı için geri kaçtı. Zeitnot son anda hayatta kalıyor burada. Son anda uzaklaştı Kirei. Şansını denemeye devam ediyor. Bu sefer Storm'a hasar verdi. Yani Hortlakmayın'ın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bazen görmezden gelebiliyoruz. Ama şu an Hades'in minyon sayısını görmezden gelemeyiz. Yani yarı yarıya değil. Yarı yarıdan fazla bir avantaj söz konusu. İdi. Çünkü karşısındaki şampiyon da Vayne yani. Ama ilk savaştan sonra minyon dalgasını çok iyi bir yerde tutmuş. Evet. Ve tam şundan bahsediyordum. Fab'ın en son hani Royal Youth serisinde son maçta Aatrox'a çok iyi bir performans gösterdiğini görmüştük. Bu maçta da şu ana kadar gerçekten iyi idare ediyor koridoru. Her iki oyuncu da aynı anda üste dönecek. Bu arada ortada Frozen. Bir şeylerin ters gittiğini anladı ve bir seviyede fark var zaten Bolulu. 6. seviye. Yalnız oyun uzarsa Fiora'ya hiçbir cevabı olmayacak Supremacy. İşte o yüzden hani belli bir zaman sınırı içerisinde savaşmak şu ana kadar Supremacy'nin kaderi oldu bu seride. Bu sefer yapabilecekler mi? Öne geçebilecekler mi? Yani hiç fena olmayan bir takım savaşı potansiyelleri var. Evet, bir noktaya kadar ayrı kittirmede rakibin karşısında durabilirler ama... Fab şimdi zor durumda kalabilir. Storm da geldi. Yine bir 2-2 izleyeceğiz. Kirei çok fazla hasar aldı. Kirei anında düşüyor. Storm'un gelişi işleri değiştirdi. Fefebulous'un hala ultisi var. Burada Kirei'nin pasifinin içinden güzel kaçtı sup oyuncuları ama... Şimdi arka tarafta Saçartum. Bir an için oradaki savaşı tamamen dağıttı. Fab önde yakalanıyor. Fab düştü. Burada Frozen uzaklaşmayı başaracak. 3'e 2 olmasına rağmen kaçmayı seçti Supremacy. 3'e 2 Ruin. Ruin pozisyon bekliyor burada. Frozen'ı yakaladı şimdi. Frozen alacak aramın kardeşi gelmek üzere. Japon'a her şeyi bıraktı. Yine buraya geldi yardım için. Bolulu'ya avantaj bu arada bu. Bolulu orta koridoru biraz daha ittirebilecek şimdi. Evet, alt koridorda peki Hades ne yapacak? Geriye düşecek biraz daha. Yani Hades'i... Daha ne geriye düşsün abi? Hades'i bıraktılar artık. Ben yapmadım abi, bana kızma. Hades'i saldılar. Japon'a geldi. Ya biliyorsunuz en iyi Yasuo kendi haline bırakılmış Yasuo'dur. Geriye düşmüş bir Yasuo'nun totemden pek farkı olmuyor ama bildiğiniz gibi. En azından hani minyon dalgası üzerine doğru gelecek. Peki size bir soru. 1907 Fenerbahçe bu maçta Yasuo'dan hiç verim almasa yine de kazanabilir mi? Fiora olduğu sürece Fiora'nın ayrı kitleme tehdidi her zaman bir kazanma koşulu. O zaman Yasuo'yu yalnız bırakmaları aslında o kadar da kötü bir şey değil. Oyunun ortası için demiyoruz ama bunu. Oyunun sonu için haklısın ama oyunun ortası için çok ciddi problem. Hades bir an için öne çıktı ama şu anda tabii rüzgar duvarı da her an gelecek dürtmeleri durdurabilecek noktada. Kirei mavi güçlendirmeyi kendisi mi alacak acaba? Muhtemelen. Evet. İlk ultisini bununla atmak istiyor muhtemelen. Zaten yani pratik zeka artı üzerine mavi güçlendirmenin ikinci ulti gerçekten çok hızlı bir şekilde geliyor eğer skor veya asist almayı başarırsa. Lissandra da yani kendisine ekstradan bir kayıp cilt aldığı için şu an mana sıkıntısı yaşamayacaktır. Bu arada arkaya bırakılan bir totem oldu ve burada Kirei'yi gördü. Şu anda Bahçeşehir Supremacy Fault Koridor'da olduğunu biliyorlar onun.
Yasuo hakkında evet şu an geriye düşmüş olabilir ama maç sonunda Fiora gibi o da devleşen şampiyonlardan farklı bir şekilde. O takım savaşlarında daha fazla çekiyor. Yani bunun sonu potansiyeli yani Fenerbahçe'nin toplam olarak baktığımızda evet bir tarafta Vayne var, işte Kali var. Ama Fiora, Karthus, Yasuo bir de bunları destekleyecek kitle kontrolüyle beraber hakikaten hiç fena gözükmüyor. Yalnız Hades bir kere ittirdi bu koridoru ve hemen Ejder'e dönüştü. Hemen Bulut Ejder'ini almayı başardı. Zaten Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük başarılarından biri takım koordinasyonu, stratejik bütünlüğü. Hani sürmesi yakaladı ki onları hep öyle bilir. Yakaladığı avantajları hedefe dönüştüremezken Fenerbahçe bu konuda çok daha iyi iş yapıyor. Hatta bazen kaybettiği savaşlarda bile hedefe oluyorlar. Evet. Az önce gördük. Evet. Ve çok bereketli bir seri oluyor. Alev Ejder'i çıkacak. İkinci ejder olarak. Ya seri zaten Bulut ve Alev ejderleri etrafında döndü. Aslında bizim de istediğimiz o. Bol hasar ve hız. Değil mi? Aynen. Sürekli hızlı, böyle aksiyon hızlı, aksiyon hasar aksiyon. Bolulu, çılgın. Hızlı ve hasarlı. Orada artçı şoka evet. İyi güvendi. Ki hasar da almadı neredeyse. İki tane kuleden yedi buna rağmen. Artçı şok. Tabii maçın bu dönemde özellikle çok güçlü. Özellikle evet 8. 9. seviyeden itibaren ne kadar güçlendiğini biliyoruz. Buradaki birebir de her iki oyuncu da hasar vermeyi başarabiliyor ama önemli olan hangisinin hangi yeteneği ne zaman kullandı. Gerçekten iki tarafa da gidebilecek mi birebir? Şimdi buraya bir kere daha baskın geliyor. Wolf biraz önde yakalandı ve Wolf'un gidişini durdurdular. Bolulu'yla Kirey'i burada. Ulti geldi Kirey'den hemen arka tarafta şimdi Zaytos. Çok hasar alacak burada. Yoğunlaşmasına rağmen kurtulamayacak bir isim var ama buraya Stomage'de yetişti. Şimdi iki destek oyuncusu düşmüştü. Zaytos'tan skor geliyor. Ulti yedi Zaytos ama hala hayatta. Görmez oldu bir kere daha. Zaytos! Skorlar Frozen'da kaldı ama Zaytos oynadı burayı. Oynadı hem de ne oynadı be? Yemledi. Görünmez oldu. Hasar verdi. Frozen skorları aldı. Zaytos asistleri aldı ama bu pozisyonun kahramanı Zaytos. Zaytos ne oynadı be? İnanılmaz hakikaten. O pozisyonda yani umutlar tükenmişti belki ama ilk başta çünkü Karthus doğru pozisyondan Lissandra ile beraber geldi ama Supermassive bu sefer aşağı koridoru yalnız bırakmadı. Bu sefer hedefi çokça erken Japonya'ya odaklayıp Japonya'yı erken düşürdükten sonra her şeyi yaptılar. Diğer tarafta da Wolf düşmüştü. Nihayetinde burada 6-3 ve altın farkı yine her iki maçta olduğu gibi Supermassive'in lehine gözüküyor. Ben bir an için ilk maçı hatırlamak istiyorum. İlk maçta da Bahçeşehir Supermassive adına işleri iyi giderken hep Japonya'yı önde yakalayıp kesiyorlardı. Ve sonrasında savaşa devam ediyorlardı. Burada da şimdi ufak bir çatışmada aynısını yaptılar. Dakika 11. Kirey nerede? Sormamıza gerek yok pek galiba. Bu arada tabii Fiora koridorlarında her zaman kritik nokta. Karşı hamle zamanlaması. Storm geldi şimdi buraya. Ruin hemen kaçıyor. Ultisi yok Storm'un. Yani Fabulous'un da burayı kurtarmak için yardıma ihtiyacı var açık bir biçimde. Storm buraya yaklaşmadan Kirey'i rahat bir biçimde alameti alacak. Karthus gibi bir şampiyonla bu kadar nehir hakimiyeti koyabilmek. Tabii ki Lissandra'nın büyük etkisi var koridoru ittirdiği için ama. Yalnız tekrar izleyeceğiz. Burada evet. Storm'a da odaklanalım başta çünkü evet. Başta iyi yetişti. Evet. Aynen öyle. Zaytos burada araya girip önce Japone'yi düşürüyor Stomage'le birlikte. Daha sonra Hades üzerine giriyor. Şifayı çok güzel kullanıyor. Sıçrayıp Hades'i de düşürüyor. Sonra belki Lissandra ultisiyle yiyor ama ondan sonrayı da yine taklalarla harika oynuyor. Şey menzilinden, Karthus menzilinden de çıkmayı başararak. Bir tane bile hortlak mayın yemedi bir noktadan aynen. Sonra. Ve bir de hedef odaklanması o kadar önemli ki. Aslında mükemmel bir atlayışla oraya giriyor. Yani yalnız doğru hedefe odaklanmak. Bir kere daha savaş çıkıyor Johnny seni biliyorum. Çünkü Japon'a yakalandı. Üç kişinin arasında şu anda çok Kiriyor fazla hasar yedi ama. Burada uzaklaşmayı başarıyor. Havaya kalkan isim burada Stomage'de oldu. Tekmeyi atamadan kendisi havada yakalandı ve Hades multisine düşüyor. Şimdi arka tarafta Wolf uzaklaşmaya çalışıyor burada. Güzel bir hasar vermişti Zaytos ama Japone. Savaşın başında Japone kurtulduktan sonra işler değişti bir anda. Ruin nerede? Ruin gezmeye çıktı. Ruin öyle dolaşıyor. Ruin ormanı keşfediyor şu anda. Neler varmış burada? Aa kurtlar. Akali'nin arkasından çıkacak yalnız. Etrafta çalı var falan. Yok bazı işte. Frozen zor pozisyonda kalabilir. Geliyor. Arındırı var hala Frozen'ı unutmayalım ama Frozen 1'e 3 pozisyonda kalacak. Ruin geldi şimdi. Alacakaranlık perdesinden sonra Frozen'ın işi zorlaşabilir. Çok fazla hasar aldı hortlak mayından. Ruin'e gidecek bu skor. Zaytos şimdi buradan çıkmaya çalışacak ama işi çok zor görünüyor. Diğer tarafta 2'ye 1 atan bir isim var.
Fabulous gelmiş oraya ama Zaytok burada düşecek. Ruin son hasar gelir mi? Ruin son hasar geldi. Şimdi bunu uzaklaşmaya çalışacak. Manası da yok. Ama buna rağmen Ruin buradan çıkıyor. Manası da geldi. Storm ses dalgasını tutturamadı. Ruin şimdi hayatta. Tekrar yarı canlı Ruin. Fabulous önde yakalandı. Ultisi de bitti Fabulous ama Fabulous bunu uzaklaşmayı başaracak. Japone buz yanığını bekliyor. Wolf'a tutan buz yanığı. İlk yük, ikinci yük, üçüncü yük ve dördüncü yük. Wolf buradan uzaklaşmaya çalışacak ama Kirey'den gelen hasar yetecek mi acaba diye bakıyorum. Kule altına girmek istemedi 1900 Fenerbahçe. Supermassive savaşı kaybettiğini fark et, daha doğrusu kaybettiğini kabul etmiyor bir türlü. Yani etmiyor sürekli 3 tane skor verdiler. Evet. Yine Zaytnot çıkabileceği pozisyonda çıkmadı. Üzerine Alev. 1907 Fenerbahçe yine bir çete savaşını kazanıyor. Bakalım ejderi alabilecekler mi çünkü Storm bunu deneyecek. Şundan geliyor. Şundan geldi arkaya. Storm yine de içeri girdi. Storm çalmayı başardı. Çaldı. Storm bunu çalmayı başardı. Güzel bir galip ötesi. Ve bahçesiye süpürmesin. Tabii kabullenmeyiz kaybettiğimizi çünkü kaybetmedik diyor burada. 3'te 3 geldi Fabulous'tan. Fab bütün serinin intikamını alıyor şu an 3'te 3. Ve Ruin. Burada bir kere daha savaşacaklar mı acaba? Boldu da geldi. Wolf'tan agresif oyun. Ruin bir an için önde kaldı ama Wolf Durant kalkanı kullanmıyor. Tam bir Çin maçı izliyor gibiyiz şu an. 14 dakikada. 1900 Fenerbahçe Galatasaray Espor maçından enstantanelerle başladık. Bakalım böyle devam edecek mi? 15 tane skor. Storm Ejder araya giriyor. Muazzam oynuyor. Alev Ejder'i çalıyor. Bir de çıkıyor. Storm çıkıyor bir de burada. Aynen. Aatrox bu arada alan hasarıyla 3 kişiyi havaya kaldırıyor. Kire'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Manası da yok. Hiçbir şey yapabileceği hiçbir şey yok. Dostum onu da çalıyormuş yalnız neredeyse. Ne çaldım be. Gerçekten orayı çok iyi toparladılar. Yani Alev'i almak üzereydi. Ama Storm burada. Storm'unu yaptı ve Lee Sin'de gerçekten iyi bir performans gösteriyor şu ana kadar. Kule barikatlarından da ne kadar avantaj kazanıyor. Bu arada yalnız tekrar süpürmesi oyuna tutundu. Hatta ufak bir üstünlük sağlamış olabilir ama o Fiora ile kim baş edecek sorusu yavaş yavaş çok keskin bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Ama 3 skor birazcık daha ömrünü uzattı o koridorun. Ama yani her dakika Fiora'nın daha da tutulmaz hale gelmesini sağlayacak. Yani geçen maçlardaki senaryo ile aynı aslında. Ryze nasıl giderek güçleniyorduysa Fiora da yine aynı şekilde güçleniyor. Ruin ama seri boyunca aynı tarz şampiyonlar geliyorlar. Ryze'dan çok daha beter bu. Bu arada Frozen da başı belada olabilir. Gerçekten arada yakalandı. Burada güzel bir ulti geldi Bolu'dan. Frozen sırçayı da kullandı. Son anda çıkıyor buradan. Arındır da yoktu. Şimdi Shell'in ikinci kuleye vurmasını da sağlayacaklar. Diğer taraftan Zaytnot kuleyi almaya çalışıyor. Orada bir yetenek daha yeseydi kartı suçlu da şu an düşmüştü. Evet. O yüzden çok zor bir pozisyondu. Zaytnot da cevap vermeyi başardı bu gelen ilk kuleye. Ve altın farkında hala Bahçeşehir Supermassive önde yaptığı son savaş sayesinde. Ama Fab'ın şu an durduğu yerden anlaşılıyor bu koridorun gidişatı. 28 milyon fark var şu anda, milyon dalgaları eşit. Ki o ekstra 3 skorla beraber, o 3 tane skor olmasaydı, o 3'tü 3 olmasaydı şu an çok daha zorlanacaktı. Bu arada Karthus da 11. seviye olmak üzere. Çünkü ya şöyle bir şey var şimdi, Fjord'un ayrı gittirmesini Kirei bir de değerlendirecek. Hani orada birebir savaştılar, ultileri açıldı, bitti gitti. Sonra Fab ultisi kapandıktan sonra bir de Karthus ultisi var. Aynı şey Akali ile Lissandra için de geçerli. Fabulous. Burada biraz önde ama bu bir de 2'yi yapabilecek güçte mi geliyor acaba? Asıl soru bu. Kire'yi geliyor ama. 1'e 3 olduğu zaman işler değişir dediğiniz gibi Fabulous'ın minyon dalgasını temizlemesi lazım burada. Ultisi var. Nereye doğru ilerleyecek? Yana bir totem bıraktı. Ve buradan çıkacak. Hiç riske etmeyecek diye tahmin ortada ediyorum. Kimse yardıma gelmiyor çünkü. Evet. Yani bu arada artık sadece tahmin edebiliyorum çünkü iki takım da geri çıkmakta, çıkmamakta daha doğrusu bayağı kararlı. Her pozisyonda iki takımın da bizde R yok modunda oynadığını görebiliyoruz. Şu sahneyi görünce az önce Wayne'in tek başına kuleye vurduğu aklıma double if geliyor. Benzer bir oyun tarzı görür müyüz acaba bu maçta? Sakın bana ayrı kittiriyorum. Ama şu an yani o Vayne'i takım savaşına getirmek, otomatik saldırını yaptırmak çok önemli. Supermassive için. Ama evet, Zaytnot ikinci kulesini almayı başardı. 1,5 dakika içerisinde iki kule birden aldı. Birini aşağıdan, birini yukarıdan. Yoksa Vayne yeni Fiora mı? Bir zamanlar öyleydi Double Lift'in ellerinde. Ama en de sonunda takımına katılacaktır. Böyle tekli derecelilerde olur ya üst koridor Vayne.
Tek başına gidip sürekli ayrı kittirme yapar. Geçenlerde LEC'de orta koridorda oynandı. Ya, o artık bir haber değil. Caps'ten sonra normalleşti o zaten. Winsow yavaş yavaş geliyor Wayne evet. için. İki eşya çok önemli. İki eşyadan sonra ciddi ciddi tehdit alanı geliyor ama gerçekten kuşatma noktasında Lissandra'ya karşı ne kadar etkili olabilecekler? Yani haritayı bölmek isterlerse de yine çok optimal bir senaryolar olmayabilir. O yüzden görev yine Baron görevi etrafına oynamaları gerekecek. Ya Baron'u bu sefer erken vurmayı başarırsa, erken rakibi çekmeyi başarırsa bir şans olabilir Supermassive'in. En azından Fiora ayrı kitlemesine karşı. Zeitnot kötü pozisyonda kalabilir ama Zeitnot maç boyunca Japone'nin yeteneklerinden kaçmayı başardı. Şimdi yine güzel pozisyonda. Arkada Japone son anda sıçrayla uzaklaşıyor, aynı sahadesi içinde geçerli. Şimdi Kirey'den gelen ultiyle beraber 1907 Fenerbahçe istediği pozisyonu bulabilecek mi? Fabulous yakalandı. Ultisini kullanıyor ama buradan çıkmak için, sıçra sağlatmak için duvara yaklaştı. Güzel sıçra Fafap'tan kaçmayı başardı. Ve görev. Bir kere okun daha seyirci. Aynı ya bu senaryoyu o kadar çok gördük ki. Ufak bir savaş. Skor çıkıyor ya da çıkmıyor. 1907 Fenerbahçe önde çıkıyor ya da çıkmıyor. Ama ejderi alan 1907 Fenerbahçe oluyor. Yandan güzel geldi aslında ama 4 kişinin arasına girdi. Yani bir Fiora'nın da 4 kişinin arasına girmesi çok da mantıklı olmayabilir. Ama kitle kontrolü o kadar düşük yani bir kışkırtma dışında Fiora'yı bir an anlık kitleyip anlık düşürecek pek bir opsiyonu yok aslında. Bir de karşı saldırıyı da bunu da engelleyebilecek pozisyonda. Evet. Ultisi de açıkken rakibi sürekli yemlemesinde herhangi bir sakınca görmedi bu pozisyonda Ruin. Ve şimdi yani, aşağıda. Mesela Lissandra ile Akadir'i yer değiştirmiş olsa o Fiora'ya ciddi tehdit yaratabilirlerdi. Aynen, o zaman hatta Fiora'nın civalı almak zorunda kaldığını bile görebilirdik. Ama şu anda dediğiniz gibi yani anında kitle kontrolü uygulayan bir yetenek ancak Vayne'e karşı kötü pozisyonda kalmasıyla olur. Bir de işte Galio belki kışkırtabilir ama o da çok kısa vadeli, kısa süreli olur. Ruin karşı ormanında harap etmeye devam ediyordu ki Fabulous izin vermedi. Büyük kayacılığı aldı Fabulous ve sonrasında da bu savaşı kazandım diyerek küçük kayacılıkları da ödül olarak kendine belledi. Milyonda ama 30 milyon üstünlüğü var yine Ruin'in. 3 maçta toplam 200 milyonu geçti galiba üstünlüğü. İki kere Frame Horizon. Evet, Ruin Horizon oldu burada. Beyni tabii geri döndüğünde Guinsoo'yu bitirmiş olacak muhtemelen. Yani 20. dakikayı geçtik artık ve yani Baron'la alakalı ilk nerede bir hamle bekliyorsunuz? Kimden bir hamle bekliyorsunuz? Valla şimdi genelde bunu Supermassive zorluyor ama Vayne'le birlikte Baron tabii çok 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 evet. hızlı alınan bir hedef. Ve bunu isteyen de Supermassive yine. Yani bu şekilde devam etmesi Fenerbahçe'nin işine geliyor. Yani, Karthus güçleniyor, Fiora güçleniyor, aynen öyle. Yasuo. Maçın başından beri zaten bir şeyleri zorlayan hep Supermassive. Bu sefer ama Baron tehdidi daha güçlü. Fakat Fiora ağır kanı aldı, pırıltıyı aldı. Üçlü kuvvet bittikten sonra üçlü kuvvet ve vahşi hidreyle birlikte kıvama gelmiş olacak. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım. Vayne bitti demeden bitmiyor. Yani Vayne öyle maçlarda öyle şeyler yapabiliyor ki devreye girerse ki Zeitnot'un ellerinde, Zeitnot gibi bir oyuncunun ellerinde. Guinsoo geldi. Çok büyük tehlike yaratabilir. Ya strateji, kompozisyon falan tanımaz. Vayne'den bahsediyoruz çünkü. Aynı zamanda her an birinin canını okuyabilecek, her yere ulaşabilecek bir Akali de var. Hani ama iş Johnny, Vayne konusunda haklısın. Akali de bir sürü şey yapabilir ama ne diyoruz? Birilerinin ekstra bir şeyler yapması durumunda ancak artık oyunun gidişatı değişebilir. Hani Frozen ve Zeitnot'un ellerindeki şampiyonlarla oyun yapmaları gerekiyor kazanmak için. Ya Zeitnot aslında şu dakikaya kadar yapabileceğini gösterdi. Ama takım arkadaşlarının dayanması lazım ki Vayne arkadan hasar çıkarabilsin. Yani Galio dışında takım arkadaşları aslında oldukça kırılgan. Aatrox'un ultisini unutmayalım. O çünkü tanklık falan önemli değil. Orada kazandırdığı vakit çok önemli. Arka taraflara gidip ya da ön taraflarda kalıp birçok şampiyonu etkisiz hale getirebiliyor. Benim bütün ihtiyacı bu zaten. Ki eğer Vayne'e de odaklanırsanız Galio tehdidi var. Yani görünmez olduğu anda gelen Galio ultisiyle o çok kısa bir aralıkta vereceğiniz karar size hani ölüm veya yaşam arasındaki ince çizgiyi gösteriyor. Şu an bu mücadelede 3 ejder de ortaya çıktı. Alev, Bulut ve Okyanus ve birazdan
İkinci okyanus ejderi gelecek. 1 dakika 20 saniye gibi bir süre var oyunun dördüncü ejderine. Bu seride hiç daha ejderi görmedik. Evet, enteresan. Ki şu an süpürmesi bu ejderi isterdi. Yani Wayne'le beraber gerçekten çok büyük bir tehdit oluşturabilirlerdi o bölgede. Eğer ama daha ejderleri olsaydı. Bu maçta çıkmayacağı kesin olan tek ejder, evet. Daha ejderi şu anda. Üç farklı ejder. Dördüncüsüne yer kalmadı. Şimdi bir sonraki dönüşünde çok önemli bir eşya eşiğini aşacak ama oradaki arabaya merhamet etti. Aatrox ikinci eşyayı da bitti bu arada Karabaltı'dan sonra. Dansı. Ölümün dansı. Peki bir sonraki Bahçeşehir Supermassive hamlesi ne olabilir? Ne olmalı daha doğrusu? Ne doğru hamle olacak sizce? Ya birini yakalayıp ondan sonra Baron yani yapabilecekleri... Çünkü oyun ilerledikçe işler çok daha zorlaşacak. Orta koridor hakimiyetini alıp o kuleyi indirip rakibin özellikle üst ormanı görüş sağlayıp baron bölgesinde rakibi yemlemek yoksa yani bu gidişat onlar için iyi değil. Hani tabii ki mekanik hatalar şunlar bunlar olur ama Fiora'nın artık ya yani 14. seviyeye geldi. Son 2. Bu onların içine gelen bir senaryo değil. Bir şeyler yapmaları lazım. Son 2 dediğin eşyalarına bakarsan Storm yan için yemledi orada ama hemen yani, geri çıkıyor. 16. seviye bir tarafa üçlü kuvvet gitti. Evet. Şu an Fiora gerçekten çok çok güçlü. Ejder ve çıktı. Bir kere daha ejdere giden taraf 1900 Fenerbahçe. Fiora şu anda çok çok güçlü. Her geçen dakika daha da güçlü olacak. Yani Bob'un bonuslu olduğunu düşünecek olursak ona rağmen. İşte yani bu arada kule açamamaları çok kötü bu oyunda yani. Supermassive için en kötü durum bu. Orta kuleyi hala açamamış olmaları ve oraya ciddi bir tehdit oluşturamamaları Baron bölgesindeki hakimiyetlerini sıfıra indiriyor. Aynen yani 1907 Fenerbahçe'nin şu anki gidişattan çok mutlu olduğunu zaten söyleyip duruyoruz. O yüzden de 1907 Fenerbahçe şu an maçı bir Mion biçme simülasyonuna çevirmekte oldukça mutlu. Bunda hiçbir sorun görmüyorlar. Çünkü 5 dakika sonra zaten her şey onların istediği gibi gidecek. Bu arada Wayne'den bir civa kuşağı geldi. Gerekli ama aynı zamanda onu biraz daha yavaşlatan, yani asıl anlamda yavaşlatan bir eşya. Yani Supermassive'in bütün planları açık alanda böyle 4'e 4, 5'e 5 bir savaş yapmak. Zaten bu civa kuşağı vesaire oyun o yüzden oluyor. Birazcık daha ellerini güçlendirsin ama Fenerbahçe dikkat ederseniz hiçbir şekilde bunu yapmıyor. Hep kuleye yakın, hep mobil şampiyonları güvenliğe yakın bir şekilde savaşıyor. Ruin aşağı tarafta işleri halletmeye çalışıyor. Evet, Ruin de karşı ormanda tek başına dolaşıyor şu anda. Birazcık aşağıda. Fap, o çalıya bir an kafa atacakmış gibi yaklaştı ama hemen vazgeçti. Doğru hamle geldi burada Fap'tan. Ya ayrık ittirmede de çok 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 ciddi bir şu an üstünlükleri yok. Yani Akali ile Lissandra'nın eşleşmesini de bozamıyorlar. Uzun koridorda zaten Lissandra'yı yakalayabilmek de çok zor bir iş. Yani ciddi anlamda bir aradan çıkarma, ya ekstra bir oyuna ihtiyacı var şu an Supermassive tarafının. Ninja Baron mu yaparlar artık? Hani Lee Sin'e tanklattırıp Vayne'e mi vurdurlar? Farklı bir şey yapmaları gerekiyor. Ama bunun için anahtar, ilk anahtar orta kule. Yani Lee Sin'e tanklattırıp dedin de Lee Sin de bu maçta gerçekten hiç tank bir eşya dizilimine gitmedi. Çok agresif bir seçim yaptı. İlk önce zaten Lee Sin'in normal eşyası oldukça normal, standart. Ama sonrasında da Stera'a gitti. Yani hasarımı da vereyim ama hayatta da kalayım eşyası birazcık. Hayatta da bir süre daha kalayım evet. Sadece. Yani tekme atayım hemen ölmeyeyim gibi bir eşya aslında. Atayım hemen ölmeyeyim. Hemen olmasa da çok kısa bir süre içinde ölecek yalnız. Şu an kitlenir. Şu an yani iki takımdan bir tanesinin yapacağı bir savaş başlangıcı veya bir hata. Ya kim açacak kilidi? Ben en çok onu merak ediyorum. Ya ikinci can çalma eşyası da geldi şu an Ruin'den. Vampiriyle. Şimdi Baron'a doğru yola çıktı. Bakalım orada Supermassive görüş aldıktan sonra herhangi bir işler çevirecek mi? Evet, ve başladılar. Yani çok riskli ama. Ruin'in ışınlarını mı istiyorlar yoksa gerçekten Baron'u mu istiyorlar? Asıl ya, soru bu. Kartus'un ikisinin olduğu bir yerde bu o kadar riskli ki. Frozen. Kontrol totemi olan bir çalı da bekliyor şu anda.
Yani yapmak istedikleri şey o kadar bariz ki zaten Fenerbahçe bunun farkında. Bizi Baran'a çağırıyorlar ki orada açık savaş arıyorlar. Hayır, onlar da girmiyor. Bekliyorlar. Sadece dürtüyorlar uzaktan. Kartus Ulcis'i Second Best'in dediği gibi. Ekstradan bir sigorta. Ruin sakin ol. Işınlanına gerek yok. Yani çok açık bir şekilde, daha ciddi bir şekilde bir şeyler yapmaları gerekiyor. Görüşü kırıp belki ormanda tuzak kurmak, apayrı bir şeye ihtiyaçları var. Yani Sup da bir şey yapması gerektiğini farkında ama o hamleyi henüz bulabilmiş değiller. Kireyi, şimdi agresif bir oyun gelecek çünkü arkaya ışınlan geldi Bolu'dan. Bolu çok güzel noktaya geldi şimdi. Orada Buzlu Pençe'yle beraber uzaklara gidiyor ve kendi ultisini kendi üzerinde kullandı ama Bolu arada kalmıştı. Asıl arada kalan isim Fabulous. Fabulous buradan çıkabilecek. Uzaklaşmayı başardı ama arkada çapına düşüyor. Şimdi güzel bir ulti geldi Buzlu'dan. Hades de arada. İki skor birden. Kireyi'nin ama... ultisi. İki kişiyi düşürebilir mi? Birini düşürdü. Biri hayatta kaldı. Fabulous son anda hayatta kalmıştı. Hayır. Kireyi izin vermiyor onun hayatta kalmasına. Stone'la düşecek gibi duruyor. Acı duvarı geldi arkaya ve hortlakmayın. Hortlakmayın. Ağlamaya devam ediyor. 3'te 3 bu sefer Kirey'den. Bir önceki savaşta Fabulous'tu bu sefer Kirey'i. Ölümün dansının bazen ne kadar kötü bir eşya olduğunu da gördük burada. Çünkü ölmedi. Fakat hasar yavaş yavaş geliyor ya ölümün dansına. Yavaş yavaş gelen hasar bitirdi. Kendi kendini öldürdü. Aynen. Orada. Ve Baron'a giren tarafta 1907 Fenerbahçe oldu bu sefer. Tetiği çekler rakibin. Özellikle koridora konulan totemlere saygı göstermesi gerekiyor. Bu tip maçlarda, uzayan maçlarda. Arkalarında kule yokken Lissandra ışınlarını attı, ortalığı karıştırdı. İlk etapta evet, çok da iyi bir senaryo değildi onlar için ama devamında kart sulçisi az canları Lissandra pasifiyle beraber beklenilen hasarı yarattı. Ya bu resmen yeter artık savaşıydı 1907 Fenerbahçe. Ama şurada işler aslında çok kötü gitmiyor. Başlıyor, uzaklaştırıyorlar Fiora'yı. Ve bu savaşta kim yok? Frozen. Frozen yok. Frozen girdikten sonra şeyi alıyor. Japonya'yı. Ama bu bir şey değiştirmiyor. Çünkü Frozen Stone Mage'de arada kalmış. Wolf ulti attığında herkes çoktan gitmiş oradan. Hades savaşın içinde çok güzel dans ediyor. Buraya kadar işler iyi. Buradan sonra yalnız işte ölümün dansını yavaş yavaş nasıl öldürdüğünü görüyoruz. Orada kahrından ölmüş resmen. Yalnız bir kere daha Galio ultisini hiçbir şekilde kullanamadılar. Aslında fena olmayan bir şekilde rakibi ayırmak amaçlı kullandılar. Hades önde kaldı ama kimse isabet etmedi. Hades ama zaten çok kabul etmiş miydi diyorsun? Ya o zaten girip çıkıp hasar verip diğer tarafta kalmıştı. Yani Galio ultisi gelmişse muhtemelen Hades düşecekti. Evet, yani Galio ultisinin orada kitle kontrol uygulamasına ihtiyaçları var aslında. Orada iki amaç vardı. Bir tanesi hani Akali'nin hayatta kalabilmesi için Zonya'sına girmiş Akali'nin üzerine kullanılar. İkincisi de rakip takımı ayırmak için bir ult atıldı ama devam pozisyonda rakibin hasarını eksisteler bile hesaplayamadı bu pozisyonda Supermassive. Ve kart ultisi üzerine Lissandra üzerine hiç hesapta olmayan bir ölümün dansı ekstra hasarı orada işi bitirdi. 1907 Fenerbahçe şimdi 2 dakikası kalan baron güçlendirmesiyle rotasyonlara başladı ve Ruin de kana susamışını bitirmek üzere olarak yukarıdan ayır kittirme yapıyor. Bu kule rahat bir hedef FB için. Öyle. Yalnız maç böyle ilerlerse 1907 Fenerbahçe bu seriyi 3-0 bitirmeye çok yaklaşacak. Zaten şu an çok yakınlar ama daha da yaklaşacaklar ve yavaş yavaş artık Bahçeşehir Supermassive o stresi, o çaresizliği hissettirmeye başladılar. 16 seri oldu kartı bu arada. Arkadan şimdi Storm Nasıl? Geldi. Storm güzel bir tekme. Hades'i gönderdi ama Frozen'ın hasarı şu anda yeterli değil. Arkada bir de ulti geliyor Wolf'dan ama Storm düştü. Storm Wolf'un ultisi gelemeden düştü. Wolf çok önde yakalandı. Ama son anda Durant kalkan ile Hades'i sıkıştırmayı başardı orada. Hades kışkırtılınca Ruin daha fazla ilerlemedi. Kirey'den ulti geldi. Ruin yukarıda hareketlenmeye devam ediyor. Frozen üzerinde hiçbir defans eşyası yok. Kronometreyi de kullanmadı düşmeyeceğini düşünerek. Ama Frozen düşüyor burada. Frozen'ın düşüşü maçın da bitişi anlamına gelebilir. Bahçeşehir Supermassive'in düşüşü anlamına gelebilir. Aşağıda bu arada kule alınırken yukarıda Ruin düştü ama burada Wolf'un düştüğünü göreceğiz. Şimdi aşağıdan inhibitörü almaya çalışacaklar. Fabulous buraya geliyor. Ultisi yok. Az önce kullandı Ruin'le yaptığı birebir de. Ruin yalnız orada biraz ekstra abarttı savaşı. Kuleden 4 hasar yedikten sonra düştü. Ruin olsaydı oyun bitmiş olabilirdi. 1907 Fenerbahçe Nexus kulelerini almaya çalışacak. Şimdi ilk Nexus kulesi düştü. 1907 Fenerbahçe galibiyete gidiyor. İkinci Nexus kulesi de düştü. Bahçeşehir Supermassive'in serisi bitiyor mu acaba burada? Stomp önde yakalandı. Çok fazla hasar ve 1907 Fenerbahçe Bahçeşehir Supermassive'in serisini bitiyor. Tarihindeki ilk KMF'de şampiyonluğa ulaşıyor. Bu takım MSI'ye gidiyor.
tarihindeki ilk kavrime şampiyonu. Üst üste 20. galibiyet bu sezon. İnanılmaz bir seri. Ligde 14 maç, yarı finalde 3 maç, finalde 3 maç. Bu takım 20 maçtır kaybetmiyor. Bu takım KMF şampiyonu. Bu takım Türkiye'nin, VFŞL'nin MSI temsilcisi. Bir de rakibe hiçbir şans vermediler. Yaptıkları şeyin çaresi yokmuş gibi gösterdiler bu seride. İlk iki maçta gene bir şey oldu ama bu maçta baştan aşağı hakim taraflardı. Bane'in ekstra iyi oyununa rağmen oyunun orta bölümünden sonra mutlak hakimiyeti aldılar ve çok net bir galibiyetle, gene çok net bir zaferle 3-0'la üst üste 20. galibiyete darısı bu serinin devamı MSI'de olur inşallah diyelim. Ve inşallah. KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe şimdi burada kupasını kaldıracak. Oyuncuların nasıl rahatladığını, nasıl mutlu olduğunu görüyoruz. Bu takıma ligin başında kimse yarı finalden fazla bir şey görebileceğine ihtimal bile vermiyordu. Ama bu takım lige 2-2 başladı. Lige 2-2 başladıktan sonra buradalar. Mağlubiyet aldılar. Arkalarına bakmadılar. Aynen öyle. Ve burada özellikle yönetimi ve teknik ekibi de kutlamak lazım. Yani Bolulu'yu ve Hades'i ve Japone'yi de, hani Kire'yi ve Ruin'i biraz ayırmak lazım belki ama o üç oyuncunun geçmiş yıllardaki noktalarını biliyoruz. Nasıl bir arada oynadıklarını ve nasıl geliştiklerini sezon boyunca çok biliyoruz. Ve KMF şampiyonu 1907 Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrikler. Şu anda ekranın arkası dönük olan Kire'nin önderliğinde, onun takım kaptanlığında büyük bir zafer elde ettiler. ...1907 Fenerbahçe bu sene bizi MSI'de temsil edecek. Ve takımın da şu anda sahnede atkılarla bulunduğunu görüyoruz. Şallarla. Şallarla. Can Bartu'nun cenazesinde zannediyorum ki. Kullanılan. Onun anısını da yad etmek istiyorlar. 1907 Fenerbahçe oyuncuları artık kupayı kaldıracak. Kupanın başında bekliyorlar. KMF kupası 1907 Fenerbahçe oyuncularının ellerinde havaya kalkıyor. Bu takım oyuncularıyla, koç ekibiyle, yönetimiyle bu mevsim başka bir yerde olduğunu gösterdi. Harika bir sezon geçirdiler zaten. Hem bireysel hem takım olarak çok iyi bir çıkış ve devam eden, sezon boyunca yükselişe geçen bir çıkış yakaladılar. Harika bir sezon izlettiler bizlere. Burada şunu da görüyoruz Fenerbahçe ekibi için, 1907 Fenerbahçe ekibi. Geçen seneki dünya şampiyonasından müthiş bir ders çıkarmışlar. Kadro mühendisliğini ona göre yapmışlar. Evet. Ne tuttu, ne güçlü şu an teknik ordular üzerine oynamak, oyun başını iyi oynayabilmek. Sezon sonuna kadar bunu çok iyi kullandılar ve rakiplerine cevap şansı vermediler. Ve günün sonunda da bu takım bu kupayla birlikte, yani sanırım şu anda 1907 Fenerbahçe yönetim ekibi içinde daha büyük bir mutluluk yoktur. Belki onlar bile bu kadar hızlı başarı beklemiyorlardı. Bu kadar büyük bir başarıyı bu kadar hızlı beklemiyorlardı. Ama yani şu anda ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. MSI'dan da çok umutluyum. Erken konuşmamak lazım ama MSI'dan da çok umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum.